Değerli Bereket Televizyonu izleyicileri, Bir Sağlığın Bereketi programında daha sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Ben Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu. Bugün sizlerle çok kıymetli bir şey konuşacağız. Ne biliyor musunuz? Anne sütü. Ve bu konuda değerli bir konuğumuz var. Sağlık Bakanlığı Bebek Dostu Hastaneler Program Koordinatörü Sayın Melek Kılıç. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, Melek Hanım, ben bir hekim olarak anne sütünün önemini biliyorum. Ama istedim ki bu kadar kıymetli bir e, yaratılan nesneyi izleyicilerimize de bir kere daha hatırlatalım. Anne sütünü bilmeyen yok ama kıymetini bilmiyoruz galiba. Kesinlikle çok haklısınız. Öncelikle ben e, size ve sizin nezdinizde Bereket TV yöneticisi, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu kadar önemli ve kıymetli bir konuya parmak basmak çok e, birçok insana etki edecek, birçok insanın hayatında birçok şeyi değiştirecek önemli bir nokta olduğuna inanıyorum. Çok inşallah. çok sağ olun. E, i̇nşallah da güzel bir sohbet edeceğiz. Anneleri, aileleri yönlendireceğiz buradan. Çok önemli. Çok çok kıymetli. E, dünyada bunun zaten kıymeti biliniyor durumda. Dünya Sağlık Örgütü olsun, UNICEF olsun, bu alandaki tüm sağlık örgütleri ki Sağlık Bakanlığı da anne sütüyle ilgili politikalar yürütmekte ve bunu desteklemektedir. Evet. Peki Melek Hanım, öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar önemli bir konuyu gerçekten ben uzun zamandır aklımdaydı izleyicilerimizle paylaşalım çünkü ülkemizde bunun kıymeti maalesef çok bilinmiyor. Maalesef. Hani biliyoruz derler ama yine de e, ihmal ediliyor. Önce şeyden başlayalım isterseniz. Yani nedir bu anne sütü? Niye bu kadar önemli? Ee, anne sütünün önemiyle ilgili aslında çok önemli iki gösterge vardır. Ülkelerin gelişmişlik göstergesi. Onu söyleyerek bir başlayalım. Tabii. Ülkelerin gelişmişlik göstergesine bakarken sağlıkta iki göstergeye bakılır. Bebek ölümleri ve anne ölümleri. Bebek ölümleri göstergesinde bizim ülkemiz e, maalesef gelişmiş ülkeler düzeyinde henüz değil ama gelişmekte olan ülkeler içerisinde iyi bir düzey yakaladık. E, bebek ölümlerine ne alakası var diyeceksiniz. Anne sütüyle beslenme bebek ölümlerini yapılan son çalışmalara göre bakıldığında %13 oranında engelleyebiliyor. Ya. Yani biz 100 bebekten 13'ünü sadece emzirerek anne sütü vererek anne sütüyle düzgün beslenmesini sağlayarak kurtarabiliriz. Ülkenin gelişmişliğindeki çok önemli bir göstergede en önemli göstergelerden birinde anne sütünün payı inanılmaz. Hatta biz buna 6. aydan sonra biliyorsunuz tamamlayıcı beslenmeye geçiyoruz ve 6. aydan sonra tamamlayıcı beslenmeyle geçişte anne sütü hala devam eder, hala ana öğündür. Biz 2 yaş ve ötesine kadar emzirin deriz. Tüm dünyadaki sağlık örgütlerinin önerisidir bu. Bu dönemde de hala koruyuculuğu çok yüksektir. Bizim hastalıklar açısından çünkü anne sütü bebeğin ilk aşısıdır deriz. O ilk aşıdan sonra da hala içinde enfeksiyona karşı koruyucu etmenler vardır. Bunlar çok küçük bizim makro ve mikro besin öğelerimiz, küçük ve büyük besin öğeleri. Bunlar bebeği hastalıklardan koruduğu gibi onun gelecekteki o enfeksiyon hastalıklarının dışında kronik hastalıklar dediğimiz yani süreyen hastalıklar. Nedir bunlar? Şeker hastalığı. Nedir bu? Kalp hastalığı nedir? Kanser. Bu hastalıklardan da koruyucu özellikleri yani var. Sadece bebeği değil, hayatı boyunca 100 yaşına kadar çocuğu koruyor. Hayatı boyunca koruyor. Hem ekonomiye katkısı var, aileyi koruyor, çocuğu koruyor. Bebeği korurken bir şeyi es geçiyoruz biz aslında, anneyi de koruyor. Annenin de bizim o süreyen hastalıklar dediğimiz, özellikle yumurtalık kanseri ve meme kanseri. Ki ülkemizde bizim meme kanseri de çok yüksek oranda şu son dönemde özellikle kadınlarda çok sık rastladığımız bir durumdur. Yüzde 43 oranında emzirme meme kanserini engelliyor. Yine yüzde 30'larda yumurtalık kanserini engelliyor. Bunların hepsi yapılan çalışmalarda kanıtlanmış. Hani bebeğin sağlığını koruyorsunuz, annenin sağlığını koruyorsunuz, ekonomiye katkı veriyorsunuz. Ben aslında hep şunu söylüyorum, emzirme yaşamın temeli. Gerçekten öyle, çok çok kıymetli. Çok ee, maalesef <laughs> ülkemizde de oluyor, başka ülkelerde de oluyor. Bazı hanımefendiler e, estetik kaygılarla işte göğüslerimin estetiği bozulmasın, yapısı bozulmasın diye emzirmekten kaçınıyor ve e, tıpta da siz biliyorsunuz e, bu e, emzirmekten kurtulmak için sütü kesen ilaçlar var. <laughs> Allah kimseye kullanır, benim. Ankara Tıp Fakültesi'nde rahmetli farmakoloji hocam, Profesör Kazım Türker'den biz farmakolojiyi aldık. Bu ilaçları anlatırken bunu anneye verirseniz size hocalık hakkımı helal etmem derdi. Ve ben de 30 yıllık hekimliğimde hiçbir hastaya yazmadım böyle bir ilaç. Dolayısıyla çok zaruri nadir sebepler çıkabilir ama normalde bir anne sırf estetik kaygıyla başka bir şekilde böyle bir ilaç vermeyiz biz asla. Onun için o kulağımıza küpedir hocamızın bize bu e, nasihatı, vasiyeti, çok dersi, doğru, çok doğru. E, bu ilacı anneye veren adama hocalık hakkımı helal etmem derdi. Anne için kutsal bir görev bu. Kutsal, şöyle <laughs> e, aslında baktığımızda bizim ülkemizde emzirme kültür yok değil. Ben bu estetik kaygılar, hani 10 yıldır Sağlık Bakanlı bu görevi yürütüyorum. Bu süre içerisinde birçok Çalışmalar yaptık biz, makaleler yaptık, annelere anketler düzenledik. Ee, i̇nanın estetik kaygı en aşağıda. Hani emzirememe ile ilgili sıkıntıların en altında, en dibinde, belki en son gideceğimiz yer bizim. Bizim kadınlarımızın çoğu aslında emzirmek istiyor. Bizde kültür ve annesinin faydalarını biliyorlar, bilmiyor değiller. Ha Bilmedikleri belki e, şu var. Nasıl sütümün devamını sağlarım? Yanlış bilinenleri de buradan duyuralım ha. izleyicilerimize. Ya en önemli kısım bu. Annelerin şu kaygıları. Her şeyi stres. Stres çağındayız. İnanılmaz etkidir. Anneler şunu düşünüyor hep. Benim sütü yapan yer göğüslerim. Böyle bir şey yok. Sütün yapıldığı yer beyindir. Sütün yapıldığı yer beyin. Neden? Çünkü insanların vücudundan salgılanan bazı hormonlar beyinde üretilir ve o emir verir süt yap diye. Şöyle söylüyorum ben Meme anneye. bezlerine beyinden talimat veriyor. Aynen. Deniyor. Şöyle söylüyorum doğumdan itibaren baktığımızda daha doğrusu bu doğum ve emzirme süreci bir bütündür ayrılamaz. Bir kadın hamile kaldığı andan itibaren baktığınızda o emzirme için gerekli hormonları da salgılıyor demektir. Çünkü bir bebek oluşturuyor vücudu. Aynı hormonlar. Kadın hamile kalabildiyse sütü de olur. Ha sonraya doğru ne oluyor? o hamilelik süreci, hamilenin sonuna doğru artık bazı o hormonlar gidiyor beynin kapısını çalıyor. Tık tık diyor. Yakında bir bebek gelecek hazırlan. Hazırlanmaya başlıyor göğüsler, süt oluşmaya başlıyor. Doğum anında asıl o büyük bir hormon oradan çıkıyor geliyor diyor ki hey hazır mısın orada mısın bak artık bir bebek geldi. O dış dünyada yine sana muhtaç annesi sen onu besleyeceksin hadi hazırlan bakalım sütünü Oluşturmaya başladı diyor. O mesajla beraber süt oluşuyor. Bebek emdiği andan itibaren de yani o mesajın sadece oraya gitmesi yetmiyor. O mesaj buraya gitti ama beyin diyor ki asterep meselesidir bu. Hmm. Bir markete gittiğinizde neyi çok alırsanız o market bir dahakine onu getirir. Almazsanız onu bir daha getirmez. Ha, buradan o süt gitmezse beyin diyor ki ya sen bana geldin kapıyı çaldın. E ama burada emen bir şey yok, gitmiyor bu, o markette duruyor bu, kaldı stokta. İşte bu böyle bir döngü. O sütun eritilmesi gerekiyor, bebeğin anneyi emmesi gerekiyor, emerek o sütü boşaltması. Beyin de, aha evet benim siz kapımı çaldınız ama hakikaten doğruymuş, ben sana habere üreteyim diyor. Bebek ne kadar çok emerse o kadar Emdikçe çok süt olur. süt üretimi uyarılıyor, Tabii ki, artıyor. Sütü üreten tek şey bebektir. Anne ve bebek ikilisinin arasında başka bir şeyin girmesine inanın gerek yoktur. İşte şu çayı içiyorum, bunu yiyorum, şu satılıyor. Bir sürü reklamlar inanılmaz derecede. Bunların hepsi aslında şöyle söyleyeyim. Biz profesyoneller olarak biliyoruz ki çok anlamsız. Anlamlı iki şey var burada anne ve bebek. Anne bebek bir arada olduğu sürece bu doğa olayı. Bu doğal gelişmiş bir süreç. Aynı topraktan filizin fışkırması gibi tohumu atarsınız. Toprağın içinde büyür. Yavaş yavaş filizlenir ve meyve verir. Suyu verirsiniz. Bunların hepsi doğaldır. Dışarıdan başka bir şeyle bunu yapamazsınız siz. Bir makinede üretemezsiniz bunu. Bunu yapacak olan şey toprak ve o tohumdur. Suyunu verirsiniz. Burada da o sütün olması için anne, bebek ve süt gelir. Bebeğimiz de o tohum gibi yeşerir sağlıklı bir nesil gelişir belki. Yani anneye bebeği veren Allah rızkını da sütünü de veriyor. Kesinlikle. Ya bu döngü o şekilde oluşmuş. Bunun başka bir anlamı ve ifadesi yok. Bir kadın süreç bütün şunu lütfen unutmasın anneler. Buradan tüm annelere sesleniyorum ben bu konuda. Sen bu bebeği hamile kalıp doğurabildiysen sen oluşturduğun bir canlı inanılmaz bir şey. Bir insanın vücudundan bir canlı oluşturuluyor süt mü yapamayacaksın? Senin vücudun süt mü yapamayacak? Mümkün mü bu? Böyle bir şey mümkün değil. Lütfen bunu kafalarından uzaklaştırsınlar. Benim sütüm olmaz, benim sütüm yetmez, benim sütüm yaramaz. Komşunun bebeğinin işte gıdığı var da benim bebeğimin gıdığı yok. İşte komşunun bebeği şunu veriyor veya kayınvaliden bunu söyledi veya bu işi bilmeyen bir sağlık profesyoneli bile olabilir. Ki bunun eğitimini veriyoruz biz. 20 saatlik bir eğitimi vardır bu işin. Bu eğitimi almayan bazı sağlıkçı arkadaşlarımız da anneleri yanlış yönlendirebiliyorlar. Bu durumda mutlaka anneler başka bir yere daha danışsın. Hatta mümkünse bizim bebek dostu hastanelerimize gidip orada emzirme danışmanı dediğimiz arkadaşlarımız var. Onlara ulaşsınlar. Süt yokluğu diye bir şey yok aslında. Süt üretilir. 2-3 tane şey olabilir. Memesinde bir e, ameliyat geçirmiş olabilir veya işte çok ileri düzeydeki şeker hastalıklarında bazen işte dedim ya hormonlar o kapıyı çalma. O kapıyı çalma işini etkileyen bir hastalık. İşte ileri derecede troit atırlar. Çok ileri derecedekiler ama bunlar bakın. Evet. Yine Ma çok nadir söylüyorum. bunlar. Çok nadir çünkü <laughs> hamile de kalamaz bu anneler aslında. Öyle söyleyeyim. Ee, aynı hormondan hamilelik döneminde de etkin demiştim biliyorsunuz. Yani binde birden daha az süt olmama durumu. Ama biz verilere bakıyoruz bizim ülkemizde emzirme oranı yüzde %30'larda. hatta çok, çok acı bir şey yani çok ülkemiz acı. adına çok anormal. Sonra da bir sürü hastalıklı bebekler yetişiyor. Biz de ömür boyu bunların tedavisiyle uğraşıyoruz. Bizim aslında işte tedaviyle değil ülke olarak sağlıkla uğraşmamız belki gerekiyor. Halk sağlığı çok önemli. Hani işe temelden bakmak biz anne sütüyle emzirilen 6. aydan sonra uygun tamamlayıcı beslenmeye. Bakın o kavanozlardan, marketlerdeki kutulardan içine ne konulduğunu bilmediğimiz tozlardan bahsetmiyorum. Doğal evimizde yapabileceğimiz ki bununla ilgili de anneler bilmiyorsa yine sağlık çalışanına, bu konudaki uzmanlara danışsınlar lütfen. Kafalarına göre bilmedikleri bir şeye kendileri oluşturmasınlar. Lütfen destek alsınlar bizlerden. Hazırız bu konuda her zaman. Uygun bir şekilde 2 yaş ve ötesine kadar emzirilen çocuklarda bakın %30 ölümlerden bahsediyoruz, hastalıklardan bahsediyoruz. Hastalıkların %42'sinin altında mesela beslenme ile ilgili sorunlar yatıyor. İleriki dönemlere bakıyoruz. Bizim kronik dediğimiz o süren beslenme yetersizliği verisi boy kısalığıdır. Bizim ülkemizde yine verilerde diyor ki, 10 çocuktan birisi senin ülkende hala beslenme yetersizliği yaşıyor, boyu kısa, zayıf. E bunları engellemek için bizim elimizde bir altın var, altın, mucize bir altın, bir yapı mucize. Var. O altın senin elinde ve üretiyorsun bunu. Başka bunu sana dünyaları da verseler, e, yani milyonları bağışlasalar da olmaz. Hiçbir fabrika, hiçbir firma anne sütünün e, yerini tutacak bir şey üretemez. Üretemez. Ben hep şunu söylüyorum eğitimlerde de. Ay bize ne kadar uzak? Milyonlarca kilometre. En yakın o kutulara konulan formül dediğimiz hani e, annesine çok yakın denilen formüller gereksiz kullanımları için söylüyorum tabii bunu. Bazen gerekli olabilir. O parantezi açalım. Çok kıymetli bir bilgi. O da, o da o bilgi. nadir bir durum. Çok nadir bir durumdur. Evet bazen hayat kurtarıcıdır ama onun dışında bakın yüzde otuzlarda emzirme diyoruz. Yani yüzde yetmişi o kutulardan kullanıyor maalesef. İşte o kutular ancak anne sütüne ay kadar yakın olabilir. İstediklerini koysunlar içine. Mümkün değil. Anne sütünün içerisinde enfeksiyonlardan koruyucu etmenler dedik. Kanser ilacı anne sütü aynı zamanda. Kansere karşı koruyucu özel hücreler var. DNA var. Annenin DNA'sı sütünde var. Olduğu gibi ne yersen sütün odur deriz biz mesela anneye. Yediği her şey bebeğine o sütle beraber geçer. O yüzden kendi yediğine içtiğine de dikkat etmesi gerekir annenin. Kıymeti hiçbir şeyle ölçülemez. Ayda olan bir şeyle buradaki zaten ölçülemez. Gerçekten. Ee, siz çok güzel izah ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Anne sütü bebeği birçok hastalıktan koruyor ve ömür boyu koruyor. Sadece o bebeklik çağında değil. Ee, kanser dahil şeker hastalığı dahil birçok hastalıktan koruyor. Tabii Bağışıklık sistemi dediğimiz o savunma sistemini geliştiriyor çocuğun. Güçlendiriyor. E bundan daha büyük bir faydalı bir şey zaten bulunamaz çocuğa. Üstelik de annenin sağlığını da sağlamlaştırıyor, tabii. gerçekleştiriyor. Bu da çok önemli. Yani anneyi de birçok tabi anneyi de birçok hastalıktan ve yaşlanmaktan koruyor. Zayıflatıyor. Ee, çok Gerçekten önemli. kutsal bir görev. Yani annenin bebeğine süt vermesi. Peki efendim bize gelen şeylerin içerisinde işte sütüm yetmiyor, mecbur kaldım şu fabrikasyon ürünlere falan gibi. Mümkün mü böyle bir şey? Çok özel hani nadir durumların dışında genelde. Niye veriyorsun bu fabrikasyon ürünleri? Yani sütüm yetmiyordu. Mümkün mü böyle bir şey? E i̇şte çok en çok karşılaştığımız sorun bu. Az önce de söyledim. Annelerin özgüveninin yetersizliği asıl sorunumuz. İşte o hormonları etkileyen bir de ters hormonlar vardır. Bu bizim iyi hormonlarımızın aksine arkada bir de o hormonların salınmasını engelleyen başka hormonlar var. Vücudun bir denge mekanizması o. Tabii, denge mekanizması. Şimdi ne zaman stresiniz artarsa o stres hormonları geliyor öbürlerine diyor ki sen bir git bakalım bir kenarda dur şu an benim başka işlerim var daha önemli işlerim var diyor. Stres durumunda vücut bir harekete geçiyor. E, öyle olunca yazık zamanlı diğer o süt üreten hormonlar kenarda kalıyor. Ya benim sıram daha gelmemiş ben biraz durayım diyor. Çünkü daha önemli işler var. Hani bir trafik kazası gibi düşünün önce ne yaparsınız oradan yaralıyı ilk yardımda yaralıyı bir kurtarmaya çalışırsınız. Vücut da önce bir kendini kurtarmaya çalışıyor. O iş geriye kalıyor. Ama baktığınızda bu bazen çok önemli bir mesele olmuyor veya hakikaten çok önemli bir mesele olabiliyor. Nedir bu? Ee, annenin bir yakınının kaybı, hastalığı, ee, işte ne bileyim, annenin psikolojik problemleri, hastalığı, bebeğin Allah hastalığı, Nadir bebeğin de olsa, evet, bebeğin yoğun bakımda yatıyor olması mesela, anne çok üzülüyor bu duruma. Ki ülkemizde yine çok sık karşılaştığımız bir durumdur bu. Burada anneyi çok iyi desteklemek lazım. Evet emzirme danışmanlığını anlatıyoruz ama bu gibi durumda olanlar anneler için de bir psikolojik danışmanlık destek verilmesi gerekiyor. E, bir hastalığı varsa ona göre çözüm üretilmesi gerekiyor. Bunun dışında süt vermek için tek yöntem emzirmek değildir. Süt sağılıp da, da verilebilir bebeğe. Ha, nasıl verilir? Kaşıkla verilir, kapla verilir. Emzik biberonu da girmek istiyorum burada. Emzikle biberonla biz devam ettiğimiz zaman anneden bebeği uzaklaştırmış oluyoruz. Ya. Böyle bir durumda da süt sağlık verilecekse de bebeğe kaşıkla ve kapla verilmesi lazım. Biber ondan kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Ha, bunun dışında bir de reklamlar konusu var. Anneleri etkileyen özgüven dedim ya, ya. Maalesef sonuçta ticari bir ürün bu. Bu bir gerçek. Hı. E, ticari fabrikasyon. ürünler, fabrikasyon ve ticari değeri olan bir mal. E, ticari değeri olan mallar bakıyoruz şimdi bir reklamını yapmak zorunda. Çünkü burada da bir rekabet var. Bir tane de değil bu. Hani tekelci bir durumda yok burada. Birkaç tane farklı. Bu fabrikasyon ürünler yerli mi yabancı mı? Yerli de var, yabancı da var. Evet. Çoğunluk yabancı menşeli öyle evet. söyleyeyim. Hani evet. e, çok yok. E, onlar da e, Tarım Hayvancılık Bakanlığı uhdesine bir tebliğ kapsamında değerlen, denetleniyor. E ee, bu kapsamda da maalesef reklamlarını bizim yasaklayabildiğimiz bir ürün değil. Hani sigarada çok iyi yerlere geldik reklamlar konusunda evet. ama biz bu e, formül ürünlerin bebeklere verilen diğer işte anne sütü yerine verilebilecek ürünlerin reklamının yapılmasını istemeyiz. Çünkü reklamlar da anneyi etkiler. Ya. Anne oradaki reklamda gördüğü sağlıklı bebeklerden veya orada reklamda gördüğü işte ne bileyim bebeğinizi hastalıklardan koruyor veya içine şunu koyduk, içine bunu koyduk, işte anne sütüne yakınlaştırdık gibi öyle söylemeseler bile ona benzer ifadelerden etkilenirler. Birçok anne o şekilde beslenmenin sağlıklı olduğunu düşünüyor. Kendi sütünün yetersiz olduğunu, bebeği besleyemediğini veya zayıf Bebeği olan anne ya ben bebeğimi iyi besleyemiyorum. Bebeğim zayıf kaldı. Komşunun bebeğinin kilosu çok iyi. Veya başka birisinin bir söylemi. E, bu durumda ne yapıyor? Otomatikman anne o ürünlere yönleniyor. Ve bu bir bağımlılıktır. Hep şunu söylerler. Bir kereden bir şey olmaz canım. Olur. Bir kereden bir şey olur. Çünkü anne sütüyle beslenmede anne sütü çok iyi sindirilebilen bir besindir. Tam bebeğin ihtiyacına göredir. İçindeki tüm maddeler ona göredir. Ama o kutudaki ürünler... Hepsi aynıdır. Bir fark var mı? Hiçbir fark yok ama her annenin sütü kendi bebeği için özel üretilir. Özel yapılır. O kutudaki her şey de ortak tüm bebekler için yapılmış bir şeydir. Bir özel tarafı yoktur. Sindirim açısından da sıkıntılıdır. O bebeğin sindirimini bir tane mamayla maalesef bilemeyecekleri için ona özel bir şey yapmaları da mümkün değil. Ha ayına göre değişiklikler vardır. 1, 2, 3, 4 diye sıralanır. Onun dışında çok özel hastalıklarla ilgili bir iki tane vardır. Hepsi aynıdır. Aynı olan şey için de dediğim gibi sindirimi zordur, sıkıntılıdır. Anne sütünü bir bebek 3 saat veya 4 saat içinde iki kere emecekse... ...o aldığı toz besini, mamayı, sıvı besini 4 hmm. saatte belki sindiriyor. Dolayısıyla o arada iki tane emzirme seansı kaçıyor. Ya. Beyin, hani ne demiştim az önce, arz talep demiştim ya... ...beyin bu arada o sinyali almıyor. Ha diyor... Az kullanılıyor bu. Ben bir dahakine az göndereyim. Aynen. İzin verirseniz bu sohbete kısa bir aradan sonra devam Tabii edelim. Ki. Çok önemli bir yere geldik. Değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra bu anne sütü sohbetimize devam edeceğiz. Değerli Bereket Televizyonu izleyicileri kaldığımız yerden kısa bir aradan sonra sağlığın bereketine devam ediyoruz. Bugün anne sütünü konuşuyoruz. Allah'ın yarattığı büyük mucizelerden biri insanlara bahşettiği en kıymetli hazinelerden biri anne sütünden bahsediyoruz. Misafirimiz Sayın Melek Kılıç, Sağlık Bakanlığı Bebek Dostu Hastaneler Proje Koordinatörü. Efendim ikinci bölüme de hoş geldiniz diyerek başlayalım. Şimdi birinci bölümde çok önemli bir yerde kaldık. İsterseniz oradan kısa bir hatırlatmayla tekrar devam edelim. Bu anne sütünün önemini çok güzel anlatıyordunuz ülke ekonomisi açısından da aslına bakmak lazım. Orada çok güzel bir şey söylediniz. Her annenin sütü kendi bebeğinin sindirim sistemine uygun. Tabii ki. Yani o bebeği yaratan ve sütü yaratan Allah onun hangi bebeğe nasıl yarayacağını da ona göre yaratıyor. Çok önemli. Yani Trabzonlu bebeğe Trabzonlu annenin sütü, Elazığlı bebeğe Elazığlı annenin Yok. sütü. Elazığlı bebeğe, Elazığlı kendi annesinin kendi sütü. Kendi annesi, onu kastediyorum tabii. <laughs> Yoksa böyle standart fabrikasyon mamalarla, ürünlerle bu olmaz. Çünkü her bebek farklı yapıda doğal olarak. Kesinlikle. Ya şöyle mesela, şu çok güzel bir örnek olacaktır buna. Bizim prematüre dediğimiz yani erken, zamandan önce doğan bebeklerimiz var. Evet. Bu bebeklerin organları daha tam gelişmemiş oluyor. Zamandan önce doğduğu için. Organları tam gelişmemiş olduğu için de o böbrekleri ona verdiğimiz besini sindirmede zorlanıyor, belli bir yük altına giriyor. O yükle ilgili de mesela bebeği erken doğmuş annenin sütü de o bebeğin böbrek yüküne göre planlanıyor biliyor muydunuz? Ya. O bebeğin sindirebileceği şekilde planlanıyor. Şöyle çok güzel bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu yapılan çalışmalar ve son yeni bilgilerdir. Annelerin emzirirlerken göğüslerin uçlarında bazı algılayıcılar vardır. Aynı derinin üzerindeki algılayıcılar olduğu gibi sıcağı soğuğu nasıl algılarız? Anneler aslında öyle en iyi öyle anlatayım. Öyle algılayıcılar vardır. Yapılan çalışmalar göstermiş ki bebek diyelim ki grip oldu hasta. Bebeğin ağzının içindeki tükrükten memenin başındaki o algılayıcılar bebeğin hastalığını ve ağzındaki mikrobu algılıyor. Anne sütünün içinde bebeğin o hastalığına özel antibiyotik diyebileceğimiz, bizim antikor dediğimiz yani mikroplarla savaşan hücreleri üretiyor. Bebeğin için bir nevi antibiyotik üretiyorsun aslında. Hangi mama fabrikası o bebeğin o hastalığını göz önüne alarak ona uygun süt üretebilir? Kesinlikle. İmkansız bir şey. İmkansız bir şey. Ee, bu çok kıymetli. Hani hastayken bazen aman işte bebeğimi, çok hasta ekstra bir şeyler vereyim daha fazla doyurayım diye de düşünür anneler. Bu da yanlıştır. Daha fazla emzireyim diye düşünmesi lazım. Çünkü senin sütün aynı zamanda o bebeğin için ilaç. Her şeyin ilacı ee, içindeki şekeri o bebeğe özel dengelenmiş, proteini o bebeğe özel dengelenmiş, yağı o bebeğe özel dengelenmiş, artı içindeki bebeğin ihtiyacı olan bütün savunma maddeleri o bebeğe özel dengelenmiş kesinlikle bir de zamanında doğan bebeklerle ilgili bizim ee, şimdi ağız sütü denir halk arasında evet. o ilk süt sarı süt asıl o süt muhteşem önemli ve kıymetlidir onun içerisindeki maddeleri daha sonra nerede arasanız arayın bulamayın kök hücreler de içeriyor o ilk süt hatta onunla ilgili bu son ee, çalışmalarda geleceğe dönük Çocuğun hastalıklarına e, fayda sağlayacak o kök hücreleri sağlayarak ilaç yapılabileceği konuşuluyor. Sırf o kök hücrelerden. Ve bu ilk süt özellikle de müsil içeriği vardır onun. Bebeğin tüm sistemini kalaylar. Hani eskiden bakırları kalaylardık evet. ya biz. İşte bebeğin sindirim sistemi de doğduğu andan itibaren bu anne sütüyle bir sıva gibi bir kalay gibi kalaylanıp Sindirim sistemini hastalıklarına karşı da koruyor ve aynı zamanda bebeğin anne karnında yuttuğu bizim e, o ilk dışkısı dediğimiz bebeği sarılık konusunda da çok etkileyen sarılığın artması veya sarılık olmasına sebep olan o atık maddeleri de atan şeydir aynı zamanda. Bebeğin ağzına ilk gidecek olan şeyin bu ağız sütü olması kıymetli bir damla da olsa iki damla da olsa mutlaka o ağız sütüyle o sindirim sisteminin bir kalaylanması gerekiyor. Bazen anneler şunu söylüyor. Ya çok az çıkıyor. Bir damla, iki damla çıkıyor. Olsun. O bir damla, iki damla bile kıymetli. Ve bebeğinin midesi de anneler bunu lütfen bir yere yazsınlar. Bir bebeğin midesi doğduğunda bildiğiniz bir kiraz kadar. Yani bir beş mililitre alabiliyor sadece. E o kadar küçük bir mideye siz iki üç damla verseniz de doyuyor. 2-3 damla, 2-3 damla, 2-3 damla o birinci günün sonunda yavaş yavaş süt artıyor. Ne dedik? Beyine bir haber gidiyor. Kapı çalınıyor. Hadi daha fazla üret diyor bebek emdikçe. İşte o yüzden bu ilk sütün başka bir şey olmadan o ağız sütünün bebeğe verilmesi. Bazı yerlerde biliyorsunuz e, özellikle hani Bereket TV bu anlamda çok kıymetli. Sizin izleyicileriniz e, yöresel ve geleneksel süt. uygulamalarda süt. sıkıntı yaşıyoruz. Şekerli Hı. su mesela. Ya veya işte hurma ne bileyim pekmez ne bileyim ben benzin de duydum bir iki yerde bebeğin ağzına damlatıldığını. Tam bir zehir. Tam bir zehir. Bunların hepsi o kadar yanlış uygulamalar ki bebeğinin sen sindirim sistemini yani ağzından en son dışkılayana kadar olan o kısmı bu altın besinle kolostrum diyoruz biz e, o şekilde de duyanlar olabilir belki onu da söyleyelim. Ağız sütüyle eğer sıvarsan sen bebeğini yüzlerce hastalıktan koruyorsun annesi. Ya. Bir kere hayata bir sıfır bebeğini önde başlatıyorsun. Ya. O bebeğine şekerli su vermeyerek, o bebeğine başka bir şey vermeyerek, doğar doğmaz bebeğine sımsıkı sarılıp emzirerek, ten teması yaparak, onu kucaklayarak sen ülkenin geleceğini de kurtarıyorsun aslında. Tabii. Tabii. Son derece önemli çok güzel izah ettiniz gerçekten. Ümit ediyorum ki buradan izleyicilerimize ee, çok güzel mesajlar verdik hanımlar beyler herkes bu işe önem versin değil mi? Tabii çok kıymetli ee, değerli beyler. izleyiciler Melek Hanıma tabii ki bütün anlattıklarını yüzde yüz bütün kalbimizle katılıyoruz buradan bir kere daha vurgulamış olalım biz sağlık çalışanları bütün dünyada yapılan bilimsel araştırmaların sonucunu sizlere aktarıyoruz. Bütün bilimsel araştırmalar anne sütünün yerini hiçbir şeyin tutmayacağını ve çocuğu ömür boyu koruyacağını söylüyor. Dolayısıyla bugünden itibaren bütün annelere anne sütüyle çocuklarını besleme e, hatırlatmasını bir kere daha yapmış olalım. Kesinlikle, mutlaka o her zaman girsin aralara. Ne diyoruz? Sağlık Bakanlığı önerisi. İlk 6 ay sadece anne sütü, su bile gereksizdir. Çünkü anne sütünün %88'i sudur. Bebeğin su ihtiyacını tamamen karşılayabilir. Hani dışarıdan o kaynatılmış sular ne kadar sizce temiz olabilir? Ama anne sütü tertemiz ve bebeğin ihtiyacına göre suyunu doğrudan karşılar. 6 aydan sonra da uygun tamamlayıcı besinler. Nedir? İlk başlanacak besin işte yoğurtla başlayıp uygun ayına uygun sebzesi, meyvesi işte 9. aya doğru eti, balığı devreye giriyor. Kuru baklagilleri belli bir aydan sonra devreye giriyor. Bu şekilde en az bakın en az 2 yaş ama 2 yaştan sonra da lütfen devam edilsin. Ha, nereye kadar diye çok soruyorlar. Bu 2 yaştan sonrası ne? Ben hep şu cevabı veririm. Ya, üniversiteye gidip de hemen çocuk görmedim ben. <laughs> bir yerde bitiyor. Ha, bunun bitmesi için de e, insanın bir doyum noktası var. Bebekler için de bu çok önemli. Bebeğin doyumu nedir? Anneye doyduğu zaman, sosyalleşmeye başladığı zaman, dışarıyla ilgilenmeye başladığı zaman o da elbet bırakacaktır bir yerde. Ama bu kıymetli besini ne kadar uzun verebilirsek, ne kadar uzun süre bu besinleri onun vücuduna empoze edebilirsek. Çünkü bu hücrelerin hepsi onun vücudunda kalıyor. Verilenlerin hepsi hormonlar, DNA, yapı taşları. Bunlar bebeğimize uzun süre verildiğinde uzun süreli de hastalıklardan korunma, Tabii. süreyen hastalıklardan korunmayı sağlıyoruz. Kanserden koruyoruz, çağın hastalığından. Obeziteden koruyoruz, şişmanlık. Evet. Yapılan çalışmalar bunu da söylüyor. Bebekleri obeziteden koruyan, çocukları obeziteden koruyan en önemli birinci madde anne sütüdür. Ya. Gerçekten bir mucizevi bir e, madde yani halen eşi benzeri yapılamıyor. Yok bulunamamış zaten hepsi de. Hani içinde e, şu an 350'den fazla e, madde olduğu tespit edilmiş. Ama bu 350 maddenin şöyle söyleyeyim size. Hani belki bir 200 kadarının neler olduğu biliniyor. İnanılmaz mucizevi şeyler var içerisinde. Ha kul yapısı değil zaten bu. Evet. Mutlaka kul yapısı olan şeylerde bir arıza bir sıkıntı çıkıyor. Ama bunda böyle bir şey yok. Kutsal. Kutsal anneliğin kutsallığı da belki buradan geliyor. Karnında büyütüyor, besliyor. Bir bağ var. O bağ doğumdan sonra biz kesiyoruz ama kesmiyoruz. O bağ buradan devam ediyor. Aynen. Aynen. Ölene kadar da devam ediyor. Herkesi bizi sizi bu yaşımıza getirip saçını süpürgeden anaların Ağa. hakkı ödenmez. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, izin verirseniz bir şey daha sormak istiyorum. Ee, bu Sağlık Bakanlığındaki çalışmalarınızın yanı sıra sizin bir de bu konuda çalışan bir derneğiniz var. Evet. Ee, temas, Emzirme ve Anne Sütü e, Gönüllüleri Derneği. Evet. Bu e, derneğinizin temas ismi neyin kısaltılmış? Oradan başlayalım. Bu dernekte neler yapıyorsunuz? Biraz da o konuda bilgi verelim izleyicilerimize. Çok sağ olun bu konuya girdiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Sivil toplum her ülkede çok önemli bir hayattır. Tabii. Sivil toplumu güç tutmazsanız, Hani Programlar, projeler, hükümetler belli bir yere kadar e, politika yapıcı yerlerdir aslında. Bu işin uygulayıcıları biliyorsunuz daha aşağıda sivil toplumların etkisiyle güzel gider. Politikalar ve programlar. E, bakanlıkta bu işi 10 yıldır evet sürdürüyoruz ama e, bu arada programın başlangıcı aslında 1991'dir. Çok tabii. uzun yıllardır yürütülüyor program. annelere Şimdi programın başına... Göreve 10 yıl içinde evet, geldiniz evet, ama... Yıldır. ...programın program, daha geçmişi var. çeyrek asırı geçti öyle söyleyeyim. Maşallah. Dünya ile beraber başladı Türkiye'de program. İnanılmaz güzel bir şey. Dünyada ilk başladığı yerdir aslında... ...öyle de söyleyeyim. İlk bir toplantı... ...Türkiye'de yapılmıştır Hı. bu konuda. Derneği de kurma amacımız bizim bu konuda... ...annelere hakikaten ulaşmakta sıkıntı çekebiliyoruz. Ee, hep sağlık profesyonelleri... ...oluşturur derneğimizi. Temas da Türkiye Emzirme ve Anne Sütü'nün... ...aslında açılım olarak... ...baktığımızda odur ama... Bir taraftan da temas etmek, dokunmak. Biz bu konuya temas etmek istedik. Bu kadar önemli bir konuya dokunalım istedik. Anneye dokunalım, bebeğe dokunalım. Onlara faydalı olalım istedik. Ee, bakanlıkla evet eğitimler yapılıyor. Her türlü imkan sağlanıyor. Ama biraz daha halkın içine girmek gerekiyor. Ee, bu konuda politika yapıcılarla oturup masaya belki konuşmak gerekiyor. Bazı eksikleri e, görüp bu konuda destek olmak gerekiyor. Bizim... En önemli birincil amacımız, e, ajandamızdaki birinci iş diyeyim size, Sağlık Bakanlığı'nın bu programına ve projesine destek vermektir. Çok önemli bir şey. Sivil toplumun da zaten en büyük görevlerinden biri. Yani insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olan, siz de böyle hayırlı bir işin içindesiniz. Olması gerekiyor, olması gereken bu. Ülkemiz, geleceğimiz için, az önce bir cümle söyledim. Biz bu sene... Dernek olarak sempozyumlar yapıyoruz, programlar yapıyoruz, annelere eğitimler veriyoruz. E, Malatya'da, İstanbul'da ve Diyarbakır'da şubelerimiz var. Orada çalışmalar yapılıyor. Annelere ulaşma babında. Bir şubede Antep'te kuralım. Kuralım. Antep'te de üyelerimiz Gazi var. Gaziantep'te Gazi, Gazi Gazi üyelerimiz de var. Kurulması düşünülüyor. Emzirme yaşamın temelidir dedik mesela bu yaptığımız programlarda. Geçen seneki programımızda ve dünya ile aynı gidiyoruz biz. Dünyada Ağustos ayında kutlanır emzirme haftası. Onlarla aynı gidip bu konuda çalışmalar yaparız. Bu sene herkese biz emzirme neden yaşamın temelidir anlattık mesela. Hem sağlık profesyonellerine hem annelere. Her yerde bu konuda çalışmalar yaptık. İşte programın başından beri söylüyoruz. Bebek için temel besindir diye. Yaşamın devamında çok önemlidir diye. E, ekonomiye önemlidir diye, aile sağlığına, anne sağlığına önemlidir diye e, bakıyorsunuz sağlığı koruyor. E, kıymetli bir besin. Ucuz. Ucuz derken bedava aslında. Hiçbir şekilde hazırlama gereği duymuyorsunuz. Herhangi bir yerde ısıtmıyorsunuz. Herhangi bir şeye verip koyup vermeniz gerekmiyor. Buradan hazır. Tamam. Emzirirken aynı zamanda bebeğin diğer bilişsel dediğimiz bizim işte çene kaslarının gelişmesi, dişlerinin gelişimi, e, duyularının gelişimini de sağlıyorsunuz. Dolayısıyla toplu faydaya baktığınız zaman evet yaşamın temelinde siz sağlam bir kayayı oraya koyuyorsunuz, temeli oluşturuyorsunuz, üzerine de binayı inşa etmeye başlıyorsunuz. Bunu herkesin çok iyi bilmesi ve bunu bizim herkese anlatmamız gerekiyor. Derneğin en önemli amacı da budur zaten. Ellerinize, gönlünüze sağlık. Gerçekten hayırlı bir iş yaptığınıza canlı gönülden inanıyorum. Hem Sağlık Bakanlığımıza hem siz biz bütün sağlık çalışanlarına hem de bu tür hayırlı işler yapan derneklerimize canlı gönülden başarılar diliyoruz. Sağ olun. Bu sadece anne ve yavrularımızın geleceği değil bütün ülkemizin geleceği. Kesinlikle. Yok. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, dilinize, elinize, gönlünüze sağlık efendim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Bereket TV e, bu konuya önem verip, bu konuyu gündeme taşıdığı için. Çünkü biliyorsunuz e, sosyal medya olsun, televizyonlar olsun, medya ayağı çok önemlidir. Annelere en çok ulaşılan yer. Az önce bahsettim hani e, ticari bir boyutu var bu işin. de sonuçta reklamlarla ulaşıyor. Ha, reklamların karşısında da bizler sizler sayesinde annelere ulaşabiliyoruz. Gerçekten muhteşem ve hayırlı bir iş yaptığınız için ben tekrar tekrar müteşekkirim size. Teşekkür ediyorum. Biz hem derneğime hem adına. Onur verdiniz efendim. Değerli izleyicilerimiz, anne sütünü bugün enine boyuna bütün faydalarıyla, bütün önemli etkileriyle inceledik. Misafirimiz Sayın Melek Kılıç, Sağlık Bakanlığı, anne çocuk... Pardon Bebek Dostu Hastaneler program koordinatörü Sayın Melek Kılıçtı. Şimdi Sağlıktan Haber var köşemize geçiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bugün Sağlıktan Haber var köşemizde sizlerle paylaşmak istediğim güzel bir haber. Yine Gazişehir Gaziantep'teydik. Türkiye Atletizm Federasyonunun düzenlediği Fevkalade bir organizasyonla Gaziantep Üniversitesi'nin misafiri olduk. Ben de bu program içerisinde bağımlılık ve çocuklar konusunda bir konferans verdim. Burada görüyorsunuz Gaziantep Üniversitesi'ndeki programımızı gelen genç kardeşlerimizin izleyicilerin kayıtları. Maşallah salon doluydu. Çok sayıda, 200'den fazla gencimiz bu programımızı izlemeye geldiler. Orada gençlere, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine ve dışarıdan gelen konuklara bağımlılık, bağımlılıkla mücadele, bağımlılık çeşitleri ve bunların yol açtığı toplumsal sorunları paylaştık, konuştuk burada Gaziantep Üniversitesi rektörümüz çok kıymetli Profesör Doktor Ali hocamla bir resmimizi görüyorsunuz. Ona Atletizm Federasyonu'nun bir minik e, şu, e, tişörtünü hediye ettim kendisine. Güzel bir hatıra oldu Sayın Rektörümüzle birlikte. Bu mükemmel ev sahipliği için Gaziantep Üniversitesi'ne ve Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Okulu Müdürü Mürsel Hocama ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Tabii ki organizasyonu düzenleyen Türkiye Atletizm Federasyonumuza. Değerli izleyiciler neden gençlerle, misafirlerle, yüzlerce insanla bu konuyu paylaşıyoruz? Daha önceki programlarda da bahsettik. Bağımlılık ülkemizin geleceğini tehdit eden önemli bir sorun. Nedir bu bağımlılıklar? Başta tütün ve tütün mamullerinin bağımlılığı gençlerimizi, geleceğimizi zehirlemeye devam ediyor. Kanserden kalp hastalıklarına kadar bir sürü hastalığa yol açıyor. Başka ne var? Alkol bağımlılığı. O da aynı şekilde aile içi şiddetin trafik kazalarının en büyük e, sorumlusu. Başka ne bağımlılığı var? Uyuşturucu çeşitli madde bağımlılıkları. Başka ne bağımlılığı var? Ne yazık ki çocuklarımızı ve gençlerimizi esir alan yeni bağımlılık türü. Teknoloji ve internet bağımlılığı. İşte bunları Gaziantep'te enine boyuna konuştuk. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Bir kere daha... Bizi büyük bir ilgiyle, sevgiyle dinleyen Gaziantep'teki izleyicilerimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü Sağlıktan Haber Ver köşemizde sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bu bağımlılığın ülkemizin geleceğini nasıl tehdit ettiğini paylaşmak istedim. İnşallah ileriki programlarımızda bunu daha fazla masaya yatırır, biraz daha enine boyuna konuşuruz. Her biri ayrı bir bela, ayrı bir program konusu. Nasıl ki terör bugün ülkemizin Bugününü tehdit ediyorsa, bunlar da bütün geleceğimizi tehdit ediyor. Bu sebeple bunlarla paylaşmak istedim. Evet değerli izleyicilerimiz, Sağlığın Bereketi programımızın bugün de sonuna geldik. Ben Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu. Bir sonraki Sağlığın Bereketi programında sizlerle buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Her şeyin başı sağlık efendim.